Herkese merhaba. Bugün sizlere yine İstanbul Güzel Sanatlar Merkezinden sesleniyoruz. Ben Eylül Aşkın. Bugün yanımda e, değişik konsepte bir e, konuğum var. Daha önce almadığımız üzere e, film yönetmeni ve Alfa Fortuna yayıncılık ve medya prodüksiyon şirketi CEO'su sevgili Leo Yılmaz bizimle hoş geldiniz. Hoş buldum Eylül. E, Türk asıllı Kanadalı yönetmen olarak. ...geçiyorsunuz. Doğru. Aslen İstanbul doğumlusunuz ama. Evet. Nereden geliyor bu Kanadalılık? Ya ailem ben küçükken... Hı hı. E, ...bayağı gezmeyi seviyordu. Biz de birkaç ülke gezdik. En son Kanada'da... E, ...ortak fikir olarak oraya yerleşmeyi... Orada mı ...karar ediyoruz? aldık. Tabi tabi orada büyüdüm. Peki çocukken ne olmayı düşünüyordunuz? Filme olan tutkunuz nasıl ortaya çıktı? Şöyle ben e, çocukken oyuncu olmayı hayal ediyordum. Hıh. Zaten bunun üzerinden bu sektöre girdim. Ama daha sonra yaşadığım birkaç tecrübeli tecrübeden dolayı daha çok arka plana yöneldim. Hmm. Evet. Zaten ilk defa 15 yaşında o dönem Jim Carrey'e ait olan Babyface Agency'nin düzenlediği bir oyunculuk yarışmasını 1 milyon Kanadalı'nın arasından birinci olarak bitirmişsiniz. Evet doğru. Bu oyuncu olmayı Hayal ettiğiniz yıllar herhalde. Şu anda var mı evet. öyle bir düşünceniz? Ya belirli projelerde neden olmasın? Ama e, genel olarak daha çok ben yapım tarafındayım. Peki bu birinciliğin o dönem size ne gibi faydaları oldu? Benim için bir kere muazzam bir fırsat yarattı. Şöyle, Jim Carrey ile bir sene çalışma fırsatı buldum. Hı. Hem arka planda hem ön planda. İşte Kanada'daki televizyon kanallarını bana açtı. CBS'te ben 14 projede yer aldım. Arka hı. planda e, sanat yönetmeni olarak birkaç işe girdim. Hı hı. Yani benim için muazzamdı. Radyo televizyon öğrendim. E, oyunculuk dersleri birebir aldım Jim Carrey'den. Ya benim için inanılmaz bir deneyimdi. Bu esnada e, Windsor Üniversitesi'nde okumaya devam mı ediyordunuz, o sonra mı geçtiniz? Yok ben o zaman 15 yaşındaydım. Üniversiteye gitiyordum. Sonra üniversiteye başladınız. <laughs> evet. Ders ben sonra sektöre girdim daha doğrusu. Ee, Cim abi sağ olsun. Birkaç projede işte Korku Kapanı'nda sanat yönetmeni olarak yer aldım o yaşlarda. Hı. Bir korku filminde. İzledim o filmi. Evet. <laughs> güzel bir filmdi. <laughs> Ve baya şu an mesela star olan birkaç isim var orada. Orada mesela çok güzel bir insanla tanıştım. Emmanuel Siriki. Hı hı. O da kendisi de Montreal'lidir, Kanadalıdır. Onun bana sektörde çok yardımları dokundu. Bana kapılar açtı sağ olsun. Üniversitedeki eğitiminizi e, film sevgisi sebebiyle yarıda bırakmışsınız, öyle yazıyor. O dönemi biraz anlatır mısınız? Ben siyasal bilimler okudum hı. ve üniversite bana çok kolay geliyordu. Hı hı. Sıkılıyordum açıkçası. Çünkü ben sette olmayı çok seviyorum. Ee, baktım yani ben bu yönde yürümeyeceğim. Gerek yok yani boşuna para harcıyorum diye düşündüm. <gülüyor> <gülüyor> ve bıraktım. Peki üniversiteyi bıraktıktan sonra kariyeriniz anlamında nasıl bir yol izlediniz orada? Ben tamamen öğrenmeye adadım kendimi. Hani daha büyük isimlerle çalışayım, daha çok öğreneyim. Ee, ondan sonra daha büyük projelerde yer alma hayaliyleydim. Ve ülkeme geri dönme hayalim hep vardı. Biraz milliyetçi bir insanım ve şimdi buradayım. Ee, yine Amerika'da ve Kanada'da e, az önce sizin de bahsettiğiniz gibi bir sürü filmde aslında gölge yönetmen ve farklı bir sürü e, görevde yer aldınız. Evet. Ama neden gölge yönetmen? Yani şartlar mı öyle gerektirdi? Siz mi arka planda kalmayı tercih ettiniz? Şöyle 46 farklı ülkede çalıştım ben. hı. hı. Ve bunlarda gölge yönetmeni olarak yer almak, gölge yönetmeni tabiri burada var mı bilmiyorum. Hı. Şimdi yapımcı geliyorsun. Gölge geliyor yazar size. var ya ben vardır diye düşündüm. Ha. <laughs> evet olabilir doğrudur. Ee, gölge yönetmeni kavramı şu. Yapımcı geliyor. Ben yönetmen olmak istiyorum. Bana işi öğret. Parayı veriyorum. Benim ismim geçecek. Sen paranı al. Gerisini bize bırak. Hı hı. Muhabbet bu. Yani aslında filmi siz çektiniz ama e, başkasının ismi gözüktü gibi evet, oldu. Evet. evet o yüzden bunları açıklayamıyoruz herhalde tahmin ediyorum ya. ki. <laughs> Kontratlarımız var, sorunlu <laughs> Ya Birçok insan e, Türkiye'den yurt dışına e, açılmanın hayalini kurar. Siz yurt dışından buraya geldiniz. Biraz da ondan bahseder misiniz? Mesela Tabii. kariyer anlamında e, buraya gelmekte ne gibi hedefler belirlediniz kendinize? Ya ben ülkemden kopamıyorum. Zaten hı. hani çalışmadığım dönemde sürekli kendimi burada buluyordum. Bir, iki, ülkemi seviyorum. Dediğim gibi milliyetçi bir yapım var. Hı hı. Ha, herkes kaçarsa... Bu ülke nasıl gelişecek? Bu kafadayım. Yani buraya gelip burada da güzel şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum ki son zamanlarda film sektöründe inanılmaz ilerledi Türkiye. <laughs> Muazzam işler yapılıyor. Ve bundan çok gurur duyuyorum. Evet. Alfa yayıncılık nasıl ortaya çıktı? Alfa Fortuna benim için 5 senedir düşündüğüm hayalini kurdum. Hatta 7 senedir. Dünyayı gezerken ismini bulduğum bir proje. Ee, o zamanlar şey düşüyordum, daha kapsamlı bir şeyler yapma hayalim vardı. Ee, Türkiye'ye gelmeden önce, temelli yerleşmeden önce dünyayı gezip BBC için belgesel yapacaktım. Hmm. İşte, Karayip Korsanları, insan kaçakçılığı, ne bileyim Hindistan'da insan eti yiyenler falan. Bu tarz bir projeye maceracı bir ruhum var. <laughs> Zaten ülkeye gelmemden bunu anlayabiliyoruz. Evet. <laughs> Anlayabildik bence. <laughs> Ondan sonra dedim ki ya ben neden ülkeme dönmüyorum? Niye sürekli başka diyarları gezip tanıtma derdindeyim? Vazgeçtim o projeden. Zaten bunda eşimin de çok büyük etkisi oldu. Kendisiyle işleri biraz pişirince evlenelim kararı aldık. <laughs> Ve evlenmeye karar verdikten sonra tamamen buraya yerleşmeyi şey yaptım. Ondan sonra Alfa Fortuna'yı burada hayata geçirme isteği oluştu. Alfa Fortuna'da işte platomuz var, müzik çalışmaları var, stüdyomuz var, hmm. ee, film yapım, ondan sonra film müzikleri, Sadece oyuncu kendi yetiştirme. Sadece mi dışarıdan da iş alıyor Hayır, Her, herkes açız. Dışarıdan da iş alıyoruz. Ee, kendi projelerimize de yoğunlaşıyoruz. Hem yeni nesil gençleri yetiştirme fırsatım oluyor. Hı hı. Bana verilen şansı ben de başkalarına vermek istiyorum. Çok güzel bir vizyon aslında. Ee, Zuhruf Saye isimli filminiz evet. ee, Nisan'da vizyona giriyor. Ee, evet. bu filmde kimlerle çalıştınız? Biraz filmin hikayesinden bahseder misiniz? Yani e, ne Tabii. zaman yazdınız? Nasıl bir ruh halinde yazdınız? Ya şöyle e, Zuhruf Saye aslında daha önce çıkarmayı planlıyorduk. Hı hı. Lakin işte Ramazan bayramı falan olunca dedik ki bayramdan sonra yapalım. Zuruf sayede çalıştığım benim öğrencilerim genelde. Ee, işte Yiğit Yengim var. Kendisi çok güvendiğim oyunculardan biri. Sedat Atçılar var. Yine kardeşim Mehmet Atçılar var. Ondan sonra e, arka planda bizim yetiştirdiğimiz insanlar var. E, kardeşim var Yahya Egecan İnce. Kendisi görüntü yönetmenidir. Çok da başarılıdır. Lakin film sektöründe daha çok arka planda kaldı. Hı. İşte bu fırsatı verilmeyen insanlara verilmesi gerektiğini düşündüm. Çünkü, korku filmi değil mi bu? Arada? Evet evet korku filmi. Ama şurada şunu belirtmek istiyorum. Maalesef ülkemizde Hollywood'da mesela korku filmleri en yüksek bütçeyi alır. Hı. Biz de bütçe yerlerde. <laughs> yani bunun değişmesi lazım diye düşünüyorum. Evet bu konuda aynı zamanda bir risk aldığınızı da düşünmüyor musunuz? Çünkü korku filmleri ve yönetmenleri çok eleştiriliyor. Ee, evet. Yani eleştiriye açık. Benim bütün hayatım risk. <laughs> Benim bütün hayatım risk. Ve ben bunu kendim için yapmadım. Hı. Hani projede çocuklar için yaptım. Onların da hani onları piyasaya sunmamız lazım. E Türkiye'de en iyi yol ne? Korku filmi. Hı, hı. Başka türlü nasıl sunacaksın piyasaya? Hani şey durumu yaşa oradan oraya koşturup işte ya bilmiyor senden olur mu yaşamasınlar diye en azından vizyona çıkmış bir filmleri olsun hmm. derdim dedim Ya yani yetenekli gelecek vadeden genç oyunculara Tabii. imkan yaratmak için evet. çektiniz aslında. Evet. Ee, peki hem yurt dışında edildiğiniz tecrübeler hem de bilgi birikiminiz sonucunda sizce Türkiye'de genel olarak film sektöründeki eksikler ya da yapılan yanlışlar neler? 5 ne sene, <laughs> sene önceye kadar çok büyük eksiklikler vardı <laughs> son dönemde inanılmaz hızlı bir gelişim var çünkü talep var Hindistan ve Arap pazarından inanılmaz bir şuraya var hatta Güney Amerika'da buna dahil oldu dizilerimiz olsun filmlerimiz olsun Belirli isimler sayesinde, büyük oyuncular sayesinde bayağı gelişmeye başladı. Benim gördüğüm eksik yapı şu. Biz kısadan hisse başarıya varma derdindeyiz sürekli. Kolay yolda, iyi evet. bulma. Evet, <laughs> para odaklı düşünüyoruz sektöre nazaran. Sektör daha çok önem veriyor işin sanatına Hı. yurt dışında. Biz daha çok işte bu ne kadar para yapar? Ne kadar para yapar? Tabii. Biz burada olduğumuz için sorun orada zaten. Direkt burada başlıyor. Onun haricinde yani şunu söyleyebilirim. korku filmlerine daha çok önem verilsin. Ondan sonra senaristlere alan verilsin. Şimdi genelde bizim sektörde şöyle bir şey oluyor. Senaristi arıyorlar. Bana iki haftaya iş yazman lazım. Hmm. İki haftada ne kadar yaratıcı olabilir bir insan? Doğru. Güney Kore'de adam bir sene oturuyor. Eve kapanıyor. Deliler gibi. Her yeri perdeliyor. Bir sene boyunca yazıyor. Zaten o yüzden onlardan sürekli iş alıyoruz ya. Ve inanılmaz muazzam senaryolar ortaya çıkıyor. Ama bizim verdiğimiz en fazla zaman 3 ay oluyor genelde. Ya da uyarlama yapıyoruz. Başka ülkelerden de. <laughs> maalesef Maalesef. Yani en büyük sorunlar bunlar diye düşünüyorum. Yoksa biz inanılmaz yetenekli insanları barındıran çok güçlü bir sektörüz. Hı hı. Ki keza bu düşüncede olmamıza rağmen dünyadaki başarımız belli. Peki yönetmenliği ilk başladığınız yıllarda idolize ettiğiniz yönetmenler var mıydı? İlham aldığınız. Aa, tabii ki vardı. Yani Michael Bay. O bak Türkiye'nin şeyine uyuyor. Kafa yapısına. <laughs> ee, aksiyon olsun, hızlı olsun. Çat çat çat, çat çekelim. Paramızı kazanalım kafasından. Ee, Michael Bay'in şeyine hayrandım. Ne kadar hızlı iş yaptığını. Hmm. Darren İnanılmaz sanatsal bakıyor her şeye. Piskop kafayı kırmış. Onunla çalışma şansım da oldu. Ondan sonra Villeneuve. Her şeyi ona borçluyum. Çok şey öğrendim kendisinden. Düşman filminde birlikte yer aldık. Geliş filminde birlikte yer aldık. yani böyle Türkiye'den çok şey değilim, aşina değilim. Hmm. Ama eskileri iyi bilirim. Onlar zaten hepsi çok iyi. Ee, az önce kamera arkasında bahsediyordunuz. Siz aynı zamanda eğitim de veriyorsunuz, değil evet, mi? Doğru. Kendi oyuncunuzu, yönetmenizi ne eğitimleri veriyorsunuz? Biraz siz anlatın. Ya oyuncu olmak isteyen arkadaşlara so ilk sorduğum soru ne yapmak istiyorsun? Kariyerine alakalı hedefin ne? Tam olarak ne istediğini biliyor musun? Çünkü çok öğrenci geliyor. Ben ünlü olmak istiyorum. Bu bir hedef değil bana göre. Evet. Yani sen oyuncu mu olmak istiyorsun işte ne bileyim ben sanatsal bir oyuncu olmak istiyorum veya ben büyük gişeler yapan bir oyuncu olmak istiyorum ben aksiyon yapmak istiyorum bu hedeflerin ne olduğunu bilmiyor gencimiz. Hı hı. Çünkü şu anki hızlı tüketim çağında ben ünlü olayım para kazanayım ben bu tarz oyuncularla çalışmıyorum ben daha çok şeyin derdindeyim sanatsal bak bakıyorum olaya hani gerçekten öğrenmek istiyor mu? Yaptığı işten keyif alıyor. Keyif mu? alıyor Ona mu? Ona mesai evet. harcıyor mu? Çalışıyor evet. mu? Ki zaten o yüzden bizde grup dersleri diye bir tabir yok. Birebir eğitim. veriyoruz. Birebir eğitim veriyoruz. Hocalarımız dahil birebir eğitimler veriyoruz. Hocalarımızın hepsi donanımlı, boş işimler değil. Hepsi birebir veriyor. En sonunda ben kendim özel Hollywood'dan gördüğüm her şeyi aktarıyorum arkadaşlara. Peki Türkiye'de ve dünyada? ...of şu oyuncuyla çok çalışmak isterdim dediğiniz oyuncular var mı? Türkiye'de Aras Bulut... ...ee şey... ...neydi... ...öyle bir geçer zaman ki de... Bir... İndemli. Evet, Aras Bulut evet. Bir sahne vardı. Hiç unutmuyorum. Ee, evi mi yakıyordu, köşkü mü, öyle bir şeydi. Orada bir gülüşü vardı. O zaman ilk kez gördüğümde... ...çok büyük oyuncu olacağını biliyordum zaten. Hani dedim bu Türkiye'nin Joker'i, Hitler'i. Bu çocuk. İnşallah kaderi onun gibi olmaz. <gülüyor> Yakışırdı <gülüyor> ama evet öyle bir rol gelseydi gerçekten. Evet. gözümde canlandı. Yeni Joker ben. mesela muazzam oynar. Neden bir Türk oynamasın ya? Evet. Yani ben bunun derdindeyim. Peki film sektörüne dair hedef ve hayalleriniz neler? Yani bugüne kadar dediğiniz gibi Türkiye'de film sektöründe bir sürü gelişmeler oldu, Oscar'a aday olan filmler oldu, olmaya başladı. Evet. Ama henüz bir ödül alınamadı. Sizin hedefiniz var mı bu alanda? Ya benim hedefim ben odaklı değil. Hı. Benim hedefim ben olmasam da yetiştirdiğimiz biri veya bizden biri. Hı hı. Türk olsun. <laughs> önemli değil. Sizin dokunduğunuz biri mi yoksa herhangi bir Türk? Yok herhangi bir Türk olsun. Ha, benim dokunduğum biri olursa ayrı gurur duyarım. O ayrı bir konu. Ama herhangi bir Türk olsun bana yeter. Dünyaya açılmaktan e, bahsediyorsunuz hep evet. e, haberlerinizde. Türkleri e, haberlerinizde. dünyaya açmaktan. Ha ben açılırım e, işte Kastamonu'dan X açılır önemli değil yeter ki Türk olsun. Evet. Peki sizi sosyal medyada nelerden takip edebiliriz? Aktif misiniz sosyal medyada? Elimden geldi. <laughs> <laughs> o konuda biraz eksiğim var. Leo Yılmaz yazdıkları zaman her şeyi bulabilirler Ve Alfa Fortuna yazdıklarında. Bütün platformlarda Tabii. varsınız. Tabii. Leo Bey'i lütfen takip edelim. Filmine de gidelim. Nisan ayında çıkacak. Bizi Çok... takip ederlerse zaten açıklayacağız. <laughs> Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz ben teşekkür için. teşekkür Zaman ayırdığınız için. Çok yoğun bir programı var çünkü. Bugün efendim İstanbul Güzel Sanatlar Merkezi'nde film yönetmeni ve Alfa Fortuna yayıncılık ve medya prodüksiyon şirketi CEO'su Leo Yılmaz'la beraberdik. Bizi seyrettiğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. <laughs> Bugün Al markasına ve çalışanlarına programımıza yaptığı katkılardan dolayı çok teşekkür ederiz. Yarına kalma, bugün al.